LGS'ye son 36 gün sokağa çıkma yasağı başladı. Evdeyiz ama bu yasaklar da bitecek. Bu zor günlerde bitecek ve güzel günleri birlikte göreceğiz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Anthony Robbins diyor ki eğer kararlı olursam her zaman bir yol vardır. Ama yazım hatası yapmışsın. Anthony Robbins bir kere sesan olduğu yere virgül gelmez. Bak çaktırmadan bir bilgi de verdik. Ama güzel bir söz söylemiş. Yazım hatası yapsa da daha iyi, ayrı yazıyorum. Güzel bir söz söylemiş. Diyor ki eğer kararlı olursam her zaman bir yol vardır. Gerçekten de bizler vazgeçmezsek mutlaka başarız arkadaşlar. Kararlı olacağız ve vazgeçmeyi başaracağız inşallah. Gün yorumuna baktığımızda Mete Çelik diyor ki arkadaşlar lütfen beğenin. Kaç kere yazdım. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Hayırlı Ramazanlar demiş ve güzel temennilerde bulunmuş. Bakalım. İlk sorum şu. Hocam bir buçuk ayı en iyi şekilde nasıl geçeriz? Arkadaşlar bu bir buçuk ayı her gün her gün deneme artı hatalarınızla alakalı soru çözümü, soru çözümü yaparaktan geçirirseniz mükemmel verim alırsınız. Çünkü size sınav günü geldiği zaman bir deneme soracaklar. Bir karşınıza deneme gelecek. Siz o denemeyi açacaksınız şöyle. Gel diyelim ki bu deneme olsun. Açacaksınız şöyle hemen. Diyelim ki sözelden başlayacak. İlk sorudan başlayacaksınız. Böyle. Sözel deneme başladım. Soruları çözeceksiniz. Ara vereceksiniz. Ardından sayısala gideceksiniz. Sayısaldaki soruları çözeceksiniz. Bunun provasını defalarca yaparsanız gerçekten çok ciddi başarı elde edersiniz. Ama yaptığınız hatalarla alakalı soruda çözmeniz lazım. Evde canımız sıkılıyor ne yapabiliriz? Bununla alakalı size çok güzel imkanları, çok güzel e, teklifleri sizlere sunduk. İşte izleyebileceğiniz filmlerin isimlerini söyledik. Oynayabileceğiniz oyunları söyledik. Arkadaşlarınızla e, sosyal medya üzerinden görüntülü görüşmeler yapabileceğiniz, toplantılar yapabileceğiniz söyledik. Ve bizler de Tonguç Akademi olarak sizler için olabildiğince fazla içerik üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla mesela iyidir arkadaşlar. Sonuçta şu anda hastanelerde doktorlar çok zorlu koşullarda çalışıyor. Ordumuz sınırlarda çok zorlu bir şekilde nöbet tutuyor. E bizler de bu zor günleri birazcık sabrederekten güzel bir şekilde geçirmeliyiz. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Evde yaptığımız denemeleri nasıl hesaplayacağız? Bununla alakalı LGS e, puan hesaplama motorlarına girdiğiniz zaman hepsi çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Google'a yazın hemen karşınıza çıkan ilk en fazla tıklananı tıkladığınız zaman zaten çok iyi. Günde en az kaç saat ders çalışmalıyız? Günde arkadaşlar 90 soru çıktığına göre sınavda... bu 90 sorunun 40 sayısalı için size 80 dakika veriliyor. 50 sözel için de size 75 dakika veriliyor. Demek ki siz günde esasında 80 artı 75, 155 dakikalık bir sınava gireceksiniz. 155 dakikanın eğer iki katını çalışırsanız... E, ...iyi bir başarı elde ederseniz... ...eğer 3 katını çalışırsanız da çok çok iyi bir başarı elde edersiniz. 3 katı ne oluyor? Neredeyse işte yedi buçuk saate denk geliyor. Yedi buçuk saatlik bir çalışma mükemmel bir başarıya ulaştırır sizi. Beş saatlik bir çalışma da yine çok ciddi başarıya ulaştırır. Kaç paragraf sorusu? Sınavda en az on paragraf sorusu çıkacağı için günde en az on paragraf sorusu çözmelisiniz. Zaten bir deneme çözdüğünüzde de on paragrafı çözmüş oluyorsunuz. Şu dönemde telefona çok bakıyorum ne yapmalıyım? Daha az bakmalısın. E tabii ki hiç bakmayın diyemiyoruz artık. Normalde kaldırın telefonu diyorduk ama şu anda sosyal mesafeden dolayı, karantinadan dolayı mecburen evdeyiz. Bununla alakalı telefonda sevdiğiniz şeyleri... Kulaklık takıp gözlerinizi kapataraktan dinlendirecek şekilde yapabilirsiniz. Ama sürekli böyle oyun, oyun 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 sosyal medya WhatsApp WhatsApp yapıyorsanız bu gerçekten sıkıntı. Bununla alakalı annenizden destekleyip, isteyip anne şu telefonu elimden al bu testleri bitirmeden de bana verme diyebilirsiniz. 320 puandan 400 puana tabii ki çıkabilirsin. İyi bir soru çözümüyle 250 300 soru çözümüyle çıkabilirsin. Netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Birincisi arkadaşlar Doğru kaynaklarla çalışmalısınız. Yani e, güzel sorular sınavda çıkabilecek sorulara bakmanız lazım bir. İkincisi doğru ortamda çalışmalısınız. Yani böyle telefonunuz yanınızda işte ikide bir ses gürültü geliyor. Bu olmaz. Daha sessiz ve daha ciddi bir ortamda çalışmalısınız. Üçüncüsü de doğru zamanda çalışmalısınız. Yani verimli saatlerde karnınızın şiştiği, artık uykunuzun geldiği saatlerde değil de böyle dinç olduğunuz saatlerde çalışmalısınız. Yanlışlarınız üzerinden gittiğiniz zaman en doğru netlere ulaşmış olursunuz. Şu an denemede şu an ayrı yazılı bu arada. 60 netim var. 80 nete çıkartabilir miyim? Evet tabii ki çıkartabilirsin. Neden olmasın? Yeter ki az önce söylediklerimi yap. 450 puan ve üstüne olanlar tam puan olabilirler mi? Kesinlikle olabilirler. Kesinlikle. Sadece 450 puana kadar gelmişsin sen ya. E zaten süpersin. O zaman günde 270 soru çözerekten, 250 soru çözerekten buna ulaşabilirsin. Kalan 1,5 ayda denemeye mi? Yoksa soru çözümüne ağırlık vermeniz tabii ki yüzde 60 deneme yüzde 40 soru çözümü olabilir. Yeni test çıkaracak mısınız? Tabii ki çıkaracağız arkadaşlar. Yeni denemelerimiz de geliyor. Çok güzel denemelerimiz geliyor. Her gün her gün ayrı yazılır. Hangi dersen kaç soru çözmeliyiz? Arkadaşlar 90 soruluk sınavın içerisinde 40 tane sayısal 50 tane sözel var. Bu 40 sayısalın 20 tanesi matematik 20 tanesi fen. Dolayısıyla siz diyelim ki matematik dersinden günde en az 20 çarpı 2 40 soru çözmelisiniz. Ama burada şöyle bir durum var. Diyelim ki Bugün matematikten 100 soru çözün. O zaman fenden azaltabilirsin. Türkçeden 100 soru çözdün. O zaman e, matematikten azaltabilirsin. Yeter ki orantılı olarak derslerde bol bol soru çözün ve bunun ee, çözümünü de çok ciddi bir şekilde yani sınav anında çözer gibi çözün. Böyle bir taraftan etrafa bakaraktan aman hayırlısı işte ya çözün. Öyle değil. Ciddi bir şekilde çözün arkadaşlar. 10 saat verimsiz çalışacağınıza 3 saat süper verimli çalışmanız çok daha iyidir. 440 puan için kaç soru çözmeliyiz günlük? Şu anda seviyenizi bilmiyorum ama günde en az 200 soru çözmeniz lazım. Seviyenize göre değişir bu. Eğer 300 puandaysan daha fazla soru çözmen lazım. Matematiğim itiraf etmek gerekirse anladım söylenemez. Matematikten anlamıyormuş. Kalan şu 1,5 ayda düzeltebilir miyim? Tabii ki yüzde yüz yirmide yirmi yapamayabilirsin. Ama iyi bir çalışmayla netlerini artırabilirsin. LGS zorlaşır mı? Hayır arkadaşlar. Zorlaşsa bile, zorlaşsa bile bu herkesin için zorlaşacağı için bir durum değişmez. Siz yine çalıştığınızda karşını alırsınız. Zaten Kazanımlar belli, zaten konular belli. Bir kere konular yarı yarıya yazılmış. Ne kadar zorlaşabilir ki geçen seneyle karşılaştırdığımızda. 500 tam puan için günde kaç soru çözmeliyiz? Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. En az 3 deneme kadar soru çözmeniz lazım. Temel soruları miyiz? Çözeceksek kaç tane çözmeliyiz? Eğer ekseniz varsa matematikte mutlaka konuyu öğrenene kadar o soruyla alakalı, o konuyla alakalı bol bol çözmeniz lazım. 400 puandan çünkü temeli sağlamlaştırırsan bina kolay kolay yıkılmaz. 400 puandan 440 puana çıkmak için kaç soru çözmeniz günlük? Burada gene en az 200 soru çözmeniz lazım. Yeni nesil beceri temelli. Matematikte 17 neti yapan birisi mükemmel. 450 puandan 400 puan 90 puana çıkmak için kaç soru çözmeli? Zaten bayağı gelmiş bak. 17 net yapabiliyor. 450 puanda. O zaman bence günde 270 soru çözerse 490 puana çıkabilir. Çünkü Çoğunu yapmış matematiğin helal olsun. Okul notları ne olacak? Birinci dönem notları baz alınarak verilecek. Tamam ama belki birinci dönem kötü olan bir ikinci dönem notunu yükseltebilirdi. Belki o zaman o nasıl olacak anlamadım demiş. Arkadaşlar Milletin Bakanlığı sizin için en iyi en olumlu notları verecek. Bununla alakalı zaten okul müdürlüklerinden ve milletinden çok güzel bilgiler gelecek. Okul konuları alakalı size yeniden bir şey yapılabilir. Nedir onun adı? Bilgilendirme yapılabilir. Zaten eğer okullar açılırsa ve size yeniden ekstra bir e, sınav yapılacak olursa Haziran'da iki dönem notları ile alakalı hemen bizler size orada sıkı sıkıya yetiştirip derslerinizin süper olmasını sağlarız. Hiç yani endişelenmenize gerek yok. Her türlü Milliyetin Bakanlığı size pozitif ayrımcılık yapacak. Çünkü bu sene zor bir sene. Hiç korkmanıza gerek yok. 390 puandan 450 puana çıkmak için kaç soru çözmeniz günlük? Bunu her zaman söylüyoruz. 250 soru. Liseler puan yükseltirler mi? Hayır. Yani yükseltirlerse size yüksek puan alırsınız. Puan değil. Sıralama önemli arkadaşlar. Tonguç Akademi'de emeği olan herkese teşekkürler. Ramazan'a mübarek olsun demiş. Günün kitabına baktığımızda Sabahattin Ali'nin yazdığı Türk Edebiyat'taki değerli romanlardan bir tanesi Kuyucaklı Yusuf'u görüyoruz. Yusuf ve Muazzez'in Ölümsüz Aşkı. Ve günün okuluna baktığımızda Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Ankara'da Ankara'nın en çalışkan öğrencilerini, çevre illerin en çalışkan öğrencilerini bu okul hak ediyor. 49 öğrenciden 21 mühendislik ve mimarlık var. 4 yıllık eğitimi İngilizce. Günün kaynağına baktığımızda yeni LGS zoru setini görüyoruz. Sadece birinci dönem konuları içeriyor. Zoru setimiz bu 4 tane önemli kitabı yani matematik, Türkçe, inkılap dil İngilizce ve fen bilimlerini size set haline getiriyor ama hocam biz bunun içerisine bazılarını aldık diyorsanız bu durumda sizlere ayrı ayrı da yani matematiği ya da fini ya da Türkçe'yi ya da Inkılap Dili İngilizce'yi ayrı ayrı da ulaşabilirsiniz. Buradaki sorular gerçekten zor. Hani sıra zor olacak diyorlarsa o zaman en fazla bu kadar zor olabilir. Çünkü ben bununla alakalı bir etrafındaki öğrencilerden duyuyorum. Hocam Zoru Bankası'ndaki soruları sınıfımızın en çalışkanı bile yapamıyor. Ne kadar seçici sorularmış diyorlar. Ve tam da beceri temelli yine size sorular. Hadi bakalım. Şimdi günün sorusunu da de olan bu soruyu da yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara olayın. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar. İyi hafta sonları.